Maç Vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni sezon, yeni umutlar, yeni heyecanlar. Bakalım. Çok heyecanlıyız. Bismillah diyelim. Sizin de beğenilerinizle beraber, abone olmanızla beraber sezona başlamak istiyoruz. Galatasaray Hatay Spor maçı olan Beyinspor'sa neler olmuş? Göster gele falan değişmiş. Skorboard yazı kısmı falan bir değişmiş. Evet, şimdi onu fark ettim. Bugün inşallah, tabi biliyorsunuz, hafta sonra Beşiktaş'a karşı çok kötü bir mağlubiyet aldık. Bunun bir telafisi niyetinde olur. Güzel bir maç olur, güzel bir skor olur derken Barış alır mı? Alamadı. Ben bugün Galatasaray'dan bir farklı 2-1, 3-2 gibi bir skorla galibiyet bekliyorum. Karşılıklı golün olacağı. Vurduğun gol olsun, yediğin offside olsun. Seninle sonuna kadar Galatasaray şampiyon cimbom diyorum. Top arkadaşlarıma atıyorum. Bu çok çabuk başladı ya. Çok hızlı başladı bu. Hemen daha ligin ilk başı şampiyon falan ilan etti kendini. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bugün Galatasaray berabere kalacak. Bu maç 2-2 falan bitecek. 1-1 bitecek. Bu maç berabere bitecek ya. Galatasaray'ın yenmesini bekleyiniz. Olabilir. Çoğunluk da olabilir. Ama bu maç berabere diyorum. Ben çok uzatmıyorum. Pas onuru atıyorum. Ya benim beklentim çok kısa konuşacağım arkadaşlar. Beşiktaş maçının Galatasaraylıları çok üzdü. Taraftarları çok üzdü takım. Bu maçla en azından taraftarına moral ve camiaya moral vereceğini düşünüyorum. Farklı bir skor, 3-4-0'lık bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Diyeceklerim sadece bu kadar. Maç yine görüşürüz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Aldın onu. Aferin Torino. Sen busun ya. Sen bu işin bu takımdasın. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Atın şunu. Helal lan. Helal lan Hatay. Biri yatıyor yerde. Biri yatıyor. Hakem düdüğü çal. Ben yine tebrik ediyorum Torreira, sen busun işte, atom karıncam benim ya. Ya Ziyech anamız. Aha Allah'ım, al o topu önüne. Tek de oynat, Mertens oyna, canını sıkma. Ya Allah Allah, Allah Allah. Orası çok dediğim mi? Icardi mükemmel bir elini döndürdü lan. Offside yok muydu orada, ben offside diye pek heyecanlamadım da. Yoktu oğlum. Vallahi ben oraya bakmadım da kaleci aferin. Icardi belini inanılmaz döndürdü. Bir anda döndü o. Ben Barış Alper sandım. Ondan beklerim de Icardi'den beklemiyordum. Getirin oradan Hatay'ı, Icardi'm şov yapacak. Lan boş alırsın lan. Ver işte geri zekalı ya. Ya. Torreira bugün o kadar çok top kaptı ki yukarıya ver. Aferin oğlum. Hadi Barış. Barış yazdı ya. Hadi Barış. Barış nasıl olmaz? Oh Allah'ım ya Rabbim, ağlayacağım ya. Düzgün bir orta aç. Ziyech cezası aslında gönderdi. Allah'ım attı lan! Lan! Attı kaçırdı lan. Lan vur da bana! Lan vur cina, vur cina, vur cina! Sinirleyeceğim, üstüne vurtacağım. Of yeter ya. Kaleci, direk, dışarı, kaleci. Allah Allah! 10 yılların en büyük karambollerinden birisi. Bu nasıl maç abi, neler oluyor? Ben bir haftada neler yaşıyorum ya? Oy. Beşiktaş'tan 5 yaptı. Sonra gel burada atamıyor abi. 47 dakikadır kriz geçiriyorum ya. Abi. Aman. Göğsüyle vurmuş lan ilk topa. Şundan nasıl kaçırabiliyorsun lan? 2 metre lan, 1 metre lan. 30 santim. Abi bu Galatasaray'ın konellerine bir çare bulmamız lazım. Bir uğursuzluk var bugün bizde ya. Şunlara baksana, biri girer harbi uğursuzluk var. Çok güzel. Tekten sen yaran yerim Icardi seni. Tıklat Barış. Tıklat Barış. Dışarı gitti lan, dışarı gitti. Abi Icardi sana bir şey diyeyim, iki defa asist yazdı. İki tane asistini yediler Icardi'nin ya. Biri Ziyech, biri Barış. İkisini de yediler. Vallahi. Oğlum gol sandın lan. %100 gol daha şu. Of of, çok geriliyorum beyler ya. İnanılmaz işler yapıyor ha. Kanka ben diyorum Icardi'yi forvet danar 10 numaraya koyup böyle bir top dağıtma, yok ya. Reklam parasından seçip arka fileye geldi ya. Ben gol oldu da file sallanıyor sandım ya. Kanka çok net kaç oldu ya? Vallahi şu an Onur dediği 4-0. Aha biz atacak lan. Hadi lan Hatay. Sapla lan şuna. Sapla lan. Sapla lan. Penaltı. Gol. Penaltı. Gol. Penaltı. Gol. Şerefsizler. Yeter lan. Bir haftadır ne izliyorum oğlum ben? Günde 2 paket sigara çöp atsın yüzünüzden. Hatay dürüm yapıyor, Muslera'ya çalım atıyor, oradan biri geliyor saplıyor, gol atıyor, gol atıyor, gol 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 gol. Ver müziği, Coşkun, çal. Coşkun, çal oğlum. Arkadaşlar aşağıda düğün var bu arada, onun müziği geliyor mu bilmiyorum ama çok enteresan şey, penaltı, hem penaltı hem gol Semih Şentürk bak.
Oğlum bu 77 numaraya dikkat edin dedim mi dedim. Bu 77 numara sapladı, izle bak. Uzun saçlı gobeler. Aptallar ya, yemin ediyorum aptallar. Ben ne yaşıyorum bir haftadır ya? Şöyle poz ver. Aman Talat. Çok güzel Icardi, en sevdiğim şeyler. Icardi penaltı. Penaltı. Ha yemin ediyorum. Haydi tam dakikası ya. Haydi takım ya. İlk pozisyonda topu çaldıydı, gitti sonra penaltı yaptı ya. Şunu var ya. Allah'ım ya Rabbim. Maça bak. Götümüzde patladı. İtiraz etmeyin bu hocam. Ya bak şurada topu aldıydın bak. Ne güzel aldıydın bak. Kaçırdı. Abi net ayağı ezmiş, arkadan faul var. %100 penaltı. Tartışmaya kapalı da. Ha kaçırır lan bu. Hissettim. Sahaya vuracak, kaçıracak. Yani sağ dediğim kalecinin solu. Ya böyle kritik anlarda... Tıklattı bir kalbim. Tıklattı şu topu. Sol, kalecinin solu bu. Sanma lan, tıklattı lan işte bunun. 1-1 devam oğlum. Allah'ım belalarına verin cevabınızı lan. Ne çekiyor oğlum biz ya? Adamlar top oynamadı ya. Vallahi eziyet çekiyorum şurada ya. Acilen 2-1 acilen. Zaten penaltı dışında gol atamaz. Ancak penaltıdan. Sezon sonu şampiyon gol kralı olunca gene yazarsın bunu gibi. O denesi penaltı olduktan sonra ne olayım ki? Gol kralı. Görüşeceğim. Bizde de var biliyor musun sarışın, ama öyle çakma falan değil, çakan cinsde. Hadi şunu 2-1 yapın, sinirlendim abi. Aaa! Nasıl kaçar o? Aferin Erci. Erci aferin, koş. Koş 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 koş. Alırsın. Of of, vallahi çıldırıyorum, biz neler kaçırıyoruz ya. Çok şanslı bir amaktaydı oğlum. Orada geldi, ceza sahasını aldı kelime. Dikkat. Bu şans yok, Icardi döndü. Penaltı yapma. Berkan. Vur vurma. Arkaya bırak, arkaya bırak. Çok güzel. Vur vurma. Tekten. Tekte! Gol! Tıklar! Sikeriz lan! Batman! Türkiye'nin yeniliyiz! Sevinmeyin oğlum! Erken sevinmeyeceksin! Kamera ne? Nasıl bir oynama ya? Sana vallahi şu an çok keyifliyim. Oh 90. dakika! Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah offside falan çıkar. Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Burada offside yok. Burada da yok. 10 numara Batshuayi senin. Seninki de büyük yemem çamura adamsın lan. Ah 44 numaraya girmiş bir daha. Nereden biliyorum bir yuvarlı? Sizin eski topçunuz. Nereden biliyorum? Zencim şey, siyahi bir altı. Daha önceden bir tecrüben falan mı var? Yok siz bilirsiniz oğlum, eski sizin topçunuz. Oğlum. Sevindiğin kız sizi iki vurdu. Abi geç bile kaldı Galatasaray'ın galibiyeti de, işte adamın zoruna gidiyor ya. Bir şey değil mi? Sabahtan beri ne diyorum? Galatasaray bu maçı bir fahla ıkına ıkına yenecek diyorum. 2-1 ya da 3-2 diyorum. Korner, bak yine duran top abi. Mükemmel. Kanka. Ya yemin ediyorum şunu Fenerbahçe çalsın ya, bir şey yaptın abi. Canını yiyeyim. Bir... İstatistiklere bakalım, en az 20 korner kullanmışızdır. 20'de 1 de atarsın ya. Kanka ama hepsi de çoğu etkili. 3-4 tane net kaçırdın yani. Doğru. Ya Galatasaray zaten geçen sene çok büyük etki aldı bundan. Şampiyonluğun en büyük etkenlerinden birisiydi bence. Bu sene de çok yani galibiyeti aldı. Hak etti ama zaten Galatasaray galibiyeti attı, kimse şaşırmazdı da. 90'da gelince acıyor. Güzel bir galibiyet oldu, ben hemen kısaca konuşayım. Arkadaşlar ilk golde çok fazla bir tepki verdim sinirden. Çünkü gerçekten artık yani ne bileyim, Beşiktaş'a yenildik, bu maç bir şovda bekliyordum içten içe. Zor kazanacağımızı biliyordum ama hani pozisyon veremeden bir takımdan 1-0 geriye düşünce sinirleniyorsun, geriliyorsun. Ama Galatasaray'ım sen de lütfen ya bir maçı bir kolay kazan, ilk yarı 3 tane at, 5 tane at, geçen seneden kalma. Karagümrük Berkan attı, hına hına yendik. Kasımpaşa maçı var 4-3 dönen. Hep böyle maçlar oluyor, kanter içinde kalıyoruz. Gene de bu da iyi diyorum. Yani daha tam kadro oturmadı, yelerti yok, yeni oyuncular alınacak. Şimdilik güzel bir galibiyet. Allah galibiyetimizi arttırsın diyeyim. Videoya beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Topu ben arkadaşlarıma bırakayım. 2-1 skor tahminim de geldi bu arada. Ne oldu oğlum? Terörler, bir şeyler oldu. Onurcuğum öncelikle bize geçmiş olsun diyorum. Olmadı, yine umutla başladık. Buraya oturduk, olmadı. Size de tebrik ediyorum güzel kardeşim.
Ha biz akıllanmıyoruz herhalde. Biz akıllanmıyoruz ama şimdi umut da bekliyoruz, tamam mı? Burada sonuçta biz de lig başlamış. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hepsi rakibimiz, anladın mı? Doğru. Biz lig yeni başlamış, puan kaybetsin istiyoruz. Tam bir şeyler olacak gibiydi. 1-0 oldu. Hatay iyi atıyordu. Galatasaray güzel oynadı. Müthiş oynadı ama bitiricilik kısmında çok kötüydüler. Bir türlü topu getirip bitiremediler. En sonunda sürekli ceza sahasına gire gire bir penaltı alındı. Köşe vuruşlarından gele gele bir gol geldi. Bunu da hak ettiler. Güzel oyun, güzel başlangıç. Ne diyeyim? Tebrik ederim. Yani diyebilecek bir şey yok. Çok, biraz çok tepki verdik, biliyor musun? Çok şey verdik. Yaptık ama yani yaparsın da, anladın mı? Bizi itin götüne sokacaklar şu mesajdan diyeyim. Ya bilmiyorum, Hatay biraz akıllı oynasaydı bence bu maç beraber de biterdi de oynayamadı. Galatasaraylı arkadaşları tebrik ederim, 3 puan içinde tebrikler diyecek başka şimdi, bir şey bulamıyorum. Galatasaray'ı tebrik ederim, zaten maçı kazanmayı sonuna kadar hak etti. Ama futbol bu, girmeyince umutlanıyorsun, mecburen umutlanıyorsun. Bu hangi takım olursa rakibi böyle olduğunda her zaman umutlanır. Bugün de bunu yaşadık yine. Maalesef Galatasaray kalitesiyle almayı bildi. Batsman'le kazanması da bir acıtmadı değil, o ayrı bir mevzu. 90'da atması ayrı bir acıttı, o top bambaşka bir mevzu. Duran top zaten geçen seneden beri yalvar yakarıyorum abi, şu Galatasaray'ın duran toplarına bir çare. Olmuyor yani, bu konuda Galatasaray'ı gerçekten çok takdir ediyorum duran top konusunda. Onun haricinde bir şey diyecektim, unuttum. Hayırlı olsun Galatasaray galibiyeti, uzatmayın. Teşekkür ederim. Batshuayi de üçlüğü çektiriyor. Bir hoşuma gitti. Yeni transferi. Bir takım uyum sağlıyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın Fenerbahçe'nin maçına gene devam ediyoruz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi geceler dilerim. Dileriz. Görüşmek üzere.